Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar Ömer Bey. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim. Yeni bir haftaya başlıyoruz iCrypex beraber. Değerli sponsorumuz da sağ olsunlar. Bu da gündemi iCrypex'e takip edeceğiz hafta boyunca. Fatih Bey ben de haftaya güzel bir başlangıç yapalım. Keyifli konulardan bahsedelim istiyordum ama yine keyifsiz bir konu var. <laughs> Keyifli konu zaten haber olmuyor biliyorsunuz. Yani... Şöyle, İyi ise haber değildir derler ya. Hani bu şey hikayesi, köpek beni ısırırsa... Evet biraz öyle, biraz işte no news, good news falan. Haber yoksa iyidir, iyiyse <laughs> haber değildir falan. Karışık mevzudur haber mevzu. Konuşalım mı? Konuşalım Fazıl Bey. Bu İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı bir saldırı evet. düzenlendi. Pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda da bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ve ayrıca bu kilise olayı haberine yayın yasağı getirildi. Vallahi anlamak mümkün değil Evre'cim. Şimdi birincisi haber zaten duyulduğunda ben önce çok panikledim. Niye panikledim? Kiliseye iki kişi silahlarla saldırdılar ve ayindekilerin üstüne rastgele ateş açtılar diye ilk duyuldu haber. Eyvah eyvah dedim ben çünkü bayağı bir kayıp olabilirdi. İşte bu Amerika'dakiler benzeri bir felaketten korktum. Sonra ortaya çıktı ki tek bir kişi yakın mesafeden kafasına ateş ederek öldürülmüş. açıkçası tabii bir kişinin ölmesi bile çok büyük felaket de yine de hani böyle bir içeriden torba torba ceset torbaları ile insan çıkarılacak diye ödümüz patlarken hani bir kişi Neyse ucuz atlattık e, gibi oldu. E, öldürülen kişinin ismi uzun süre e, gizli tutuldu, sonra e, açıklandı. Yakınlarıyla da konuşuldu. Açıkçası olay çok karma karışık bir olay. Şu açıdan karma karışık. Şimdi işte herkes önce şeyin üstünde durdu. Bu bir provokasyon mu? İşte Türkiye'de yeni fayatları oluşturmak. Türkiye yurt dışında özellikle Hristiyanlara karşı güvensiz bir ülke. İşte e, Müslüman radikal Müslümanların Hristiyanların ayinlerini bastığı bir ülke falan gibi göstermek istiyorlar. Yoksa başka bir şey mi var diye korkuldu. Sonra tek kişinin öldürüldüğü ve yakın mesafeden kafasına ateş edilerek öldürülmesiyle acaba bu bir infaz mıydı? Bir hedef alarak mı gitti gidildi diye düşünüldü. Ancak daha sonra okuduğumuz kadarıyla çünkü çok net bilgiler yok burada. Öldürülen kişinin yakınları Ölen kişinin kiliseye sadece bir iki aydır devam ettiğini, daha öncesinde bir kiliseye gitme gibi alışkanlığı olmadığını ve biraz da zihinsel engelli olarak bilindiğini e, söylediler. Ve yani hani bir, ne bir işini, ne bir gücü, öyle bir e, hedef olması gerekecek bir durumu yoktu e, dediler. Bütün bunlar çok şaşırtıcı. Yani ne desek şu aşamada boş yani. E, fakat dolu olan şu var. Kardeşim, Niye her şeye yayın yasağı geliyor? Bunu anlamak mümkün değil. Yani insan haber alma özgürlüğü anayasal bir hak. Yani böyle bir cinayet işlenmişse, burada bir bir şeyler oluyorsa buna yasak mı gelir ya? Bunun yasağı mı olur? Hani kişi eğer basın kanununa aykırı ya da işte kişilerin kişilik haklarına yönelik bir takım şeyler yapılıyorsa, varsa eğer elbette bununla ilgili cezai yaptırımlar olabilir. Bununla ilgili yasaklamalar olabilir ama siz haberi külliyen her şey yasak. Her haber yasak. Ne olay olsa hop, yayın yasa. Yayın yasa. Yani neye yayın serbest? Kapatın gazeteleri o zaman diye kaçın bu merkezde gazete, gazetecilik, yayıncılık falan yasaktır. Bir tek iktidarı öven e, paylaşımlar ve yayınlar serbesttir. Bunun dışında herhangi bir kötü haberin veya bir haberin verilmesi yasaklanmıştır diyeyim. Biz de işimize bakalım. Belki gideyim manavda, e, pazarda da manav tezgahı açayım. Ee, sen benden daha yeteneklise git bilgisayar bilgisayar işleri falan yap, idare edelim yani. E böyle bir şey mi olur ya? Her şey yayın yasa Şimdi bunun da yayın yasam olurmuş. Ama yine de öğreneceğiz, öğrendiğimiz zaman da yasakmasak fark etmez, söyleyeceğiz yani doğruyu öğrendiğimiz zaman ne olup ne bittiğini. Bir de kamu menfaati diye bir şey kalmadı. Fatma. bunun bir yani, kamuyla yani, ne alakası var? bunun menfaati yani, ne alakası var? Halkın yani, halk, halkın haber alma özgürlüğü var kardeşim. Gelmiyor. En büyük menfaat haber alma özgürlüğüdür ya. Ve anayasal güvence altında bir yani siz anayasa ama Hiçbir şey tanımıyorsunuz artık. Zaten anayasanın tanımadığını biliyoruz zaten yani anayasa mahkemesinin tanınmadığı bir yerde anayasa mı tanınırmış da. Neyse geçelim yani. İşte tek teselliyimiz tek bir can kaybı olması, içeride böyle bir toplu katliam'a dönüşmemiş olması e, olayın. E, i̇nşallah arkası da ortaya çıkar, İnşallah failler de yakalanır. Bayağı da bir e, zor olacak gibi duruyor çünkü kimlik yani. Yüzleri maskeli falan. Ama öyle de geldikleri, yani bu nedir o, e, mobeseleri takip ederek nereden geldiler, nasıl gittiler falan. Belki ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Çünkü tam olay yerinde de bayağı bir kameralar falan da var mesela. Görüntüler var elde. Tanınacak gibi değiller. Yüzlerinde kar maskeleri falan var ama e, yine de daha zor cinayetler bile çözüldü. Şey Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten şey demiş Fatih Bey, Biz bunu er geç yani belki de şöyle 24 saat içerisinde faili bulacağız demiş. Anladığım kadarıyla toplamda... Herhalde indir. bulurlar. Bulurlar diye düşünüyorum yani. Arama var. O konularda emniyetimiz başarılı. Fatih i̇sterse Bey, buluyor. İsterse buradaki parantez. Diğer bir konu Amerika'daki durumlar. Hatta geçtiğimiz günlerde bu konuda Amerika'da iç savaş mı çıkıyor? Amerika'da iç savaş mı çıktı diye böyle büyük büyük haberler yapıldı. Hangi konu Teksas'ın diğer eyaletlerine çağrı yaparak... 25 eyaletin Biden'a bayrak açması. Evet, çağrı yaparak e, ulusal muhafızlarınızı gönderin, e, bu sınırları koruyalım demesi üzerine gelişti. Aslında olaylar abartıldığı kadar büyük değilmiş. Yani. Evet, o biraz e, heyecan yaratmak için o başlığı atılmış herhalde. Büyük değil ama önemsiz de değil. Yani şöyle söylemek lazım belki. Olay şu, e, Biden'ın sınır güvenliğini... E, ne diyeyim, önemsemeyen tavrı ve göçmen, göçmen yasa dışı geçişlere karşı sınırlardaki önlemleri azaltacağını, azaltılması gerektiğini söylemesi üzerine sınır eyaletlerinden çok ciddi tepkiler gelmeye başladı. Ya da sınırda olmayıp da göçmen alan, işte Florida gibi… E, Texas gibi özellikle de cumhuriyetçilerin iş başında olduğu eyaletler, cumhuriyetçi valilerin iş başında olduğu eyaletlerden çok ciddi şey gelmeye baş, Tepki e, oluştu ve bu tepkiler bir tür meydan okumaya dönüşünce ve seni dinlemeyeceğiz, seni takmıyoruz e, noktasını evrilince ne oluyor e, Amerika'da dendi. Amerika'da çok fazla bir şey oldu yok. E, Amerika'da öyle bölücülük yapmak falan çok kolay işler değildir. Belki hatırlarsın, bundan epey bir yıl önce hatırlamasam bile duymuş olabilirsiniz. Epey bir yıl önce Amerika'da bir grup, ne diyeyim maceracı, bu Amerika'da vardı ya sivil milisler falan. Böyle bir grup, çok da kalabalık olmayan, 6-7 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Texas'ın bağımsızlığı için böyle bir kendilerince Amerikan PKK'sı gibi bir şey kurdular ama 6 kişi yani hepsi, hepsi 50 kişi falan değiller. Sonra bunlar bir çiftlik evinde kıstırıldılar. hepsi öldürüldü, Mesele kapandı. Ee, işte Amerika'da böyle manyaklıklar vardır biliyorsun. Ee, bu manyaklıklar hiçbir zaman sonucu ulaşmaz. Yani Amerikan devleti, federal e, sistem gider bunların tepesine birer indirir. Ama Trump'tan beri işte zaman zaman başını Kaliforniya'nın çektiği, Demokratlar zaman zaman işte Florida, Texas gibi bir takım cumhuriyetçi eyaletler veya e, orta medide gibi bir takım cumhuriyetçi eyaletler e, sistemde çatışıyorlar. Bu Amerika'da görülmedik bir şey değil ama giderek bu çatışmaların fazlalaştığı, derinleştiği görülüyor. Bir de biliyorsun Amerika'nın yakın geçmiş yani çok uzak olmayan geçmişinde bir iç savaşı var. Yani Amerikan Amerikan devleti bir iç savaş kanlı uzun bir iç savaş geçirdi. ülke ve işte sonunda kuzey kazandı ama güneyde işte o zaman da benzer bir şekilde köylülükten dolayı e, çıkmıştı iç savaş e, büyük alanda e, arkasında o vardı ama işte ekonomi ekonomik e, nedenliydi. Bir kez daha böyle bir deneyim olur mu diye korkuyorlar. Pek olur gibi durmuyor. Ama Amerika'da manyaklığın sonu gelir mi? Gelmez. Çünkü dünyanın en manyak ülkesi orası yani Diyor en büyük manyaklar Amerika'da yaşıyor. İşte en fazla seri katil de oradan çıkıyor. Ülkeye karşı isyan eden işte bir takım milisler kendilerine devlete karşı baş kaldırı süsü vermiş paramiliterler falan böyle. Abuk sabuk her şey orada var ama uzun boylu bir sona çıkmaz. Bence Amerika'nın esas derdi şu. Bir bireysel silahlanma, iki bu bireysel silahlanmanın doğal sonucu olarak da sıklıkla ortaya çıkan kitlesel katliamlar. İşte okullar, alışveriş merkezleri, ibadethaneler çeşitli yerlerin zaman zaman bu tip, bu nevi eline silah alan adamlar veya evdeki silahları kuşanan gençler tarafından öldürülmesi. Ama Amerika ilginç bir ülke. Bu kadar olay oluyor. Hala bu silahlar konusunda bir yasaklama gelmiyor. Çünkü neden? Amerikan e, meclisleri, yani gerek senato gerekse e, temsilciler meclisi, lobilerin elinde. Yani Amerika'da parayı bastırdın mı her türlü şeyi yapabiliyorsun, e, yasayı çıkartabiliyorsun. O yüzden de buralarda bu parasal gücü fazla olan silah lobileri, parasal gücü olmayan ve organize olmayan öldürülen insanlar karşısında her zaman sistemi satın alabiliyorlar. Bunun da doğal sonucu olarak işte her gün bir yer basılıyor, 15 kişi öldürülüyor, 25 kişi öldürülüyor, 30 kişi öldürülüyor, 3 kişi öldürülüyor, 5 kişi öldürülüyor, öldürülüyor. Yani kapitalizmi dibine kadar yaşıyorlar. Falan. Kapitalizm de değil, o başka bir şey orası yani. O, o o başka bir sistem. Yani Amerikan sistemi şöyle işliyor mesela, şirketsin bir, 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 bir milletvekiliyle, bir senatörle görüşmen lazım... E, senatörün lobi şirketi Gidiyorsun. Diyorsun ki al sana 50 bin dolar. İşte biliyorsun ki ben senatörle görüşmek istiyorum. Siz kimsiniz? Biz bilmeyen ne şirketiyiz? Tamam. Ne kadar? Yarım saat yeter mi? Yeter. 50 bin dolar. Bir saat 100 bin dolar. İki saat 200 bin dolar. Yatırıyorsun parayı. Gidiyorsun. Görüşüyorsun anlatıyorsun. Diyorsun ki işte ben şöyle bir şey yapacağım. İşte EYT şöyle faydam olacak falan filan. Ha öyle mi diyor senaryatör. Tamam diyor ben bunun için bir yasa teklifi veririm. Onun için de bir milyon dolar diyor. Veriyorsun. Bak. E, sistem öyle işliyor orada. Başka türlü bir sistem var. E, Dedim, bul karayı al para sistemi gibi. Bas parayı al yasayı gibi bir sistem var orada yani. Peki Fatih Bey şimdi ABD'de de biliyorsunuz 5 Kasım'da başkanlık seçimleri var. Evet. Ve ufak ufak yarışta kızışmaya başladı. Trump'ın tekrar seçilebileceği söyleniyor. Amerikan derin devleti seçtirmemek için her şeyi yapacaktır. Şimdi bununla da ilgili bir şey var. Ee, biliyorsunuz bir dava vardı Trump'ın üstünde. Trump'ın üstündeki dava bir, biri olsa benden beter çekmiştir yani. Üstündeki dava sayısı olsun. Muhtemelen. John Carroll diye bir kadına tecavüz ve hakaret davasından 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Evet. E, şu sıralar bu Texas'ın yaptığı ve diğer eyaletlerin de katıldığı ortamda Trump'ın açıklamaları böyle daha şeyle karşılanıyordu. Ee, ne derler? Ha, Trump, Trump yani. biliyorsun seçimin favorisi. Yani e, karşısında havayla tokalaşan adam olduğu müddetçe de favori olmaya devam edecektir. Çünkü Amerika Amerikan sistemi galiba çöküyor. Yani bir tane, şimdi demokratlar yıllardan beri bir tane doğru düzgün başkan adayı bulamadılar. Ve Biden'la gidiyorlar. İşte Biden... E, herhalde 100 yaşında başkanın o adayı olmaya devam edebilir yani öyle bir hal var çünkü kimseyi çıkartamıyorlar. Öbür tarafta da Trump var. Trump çok güçlü. Cumhuriyetçi biraz daha fazla aday buluyorlar ama Trump çok güçlü çünkü ciddi olarak hem ekonomide rahatlık yaşattı hem de Amerikan toplumuna farklı mesajlar veriyor. Yani Trump mesela çok daha barışçı diğer Amerika. yani baktığın zaman dışarıdan baktığın zaman Deliymiş gibi duruyor ama aslında çok daha barışçı mesajlar veren. İşte Trump mesela uzun yıllardır kendi döneminde herhangi bir ülkeye askeri operasyon başlatmayan tek başkan. Ve işte farklı konularda farklı yaklaşımlar. Bir bilgi vereceğim. Bu bilgi çok confidential bir bilgi. Yani herkesin bildiği bir şey değil ama doğru bir bilgi. İşte Amerika ile Venezuela arasında biliyorsun böyle bir sorunlar var. Venezuela'yı dışlıyorlar falan filan. Trump bir gün böyle bir, bir ulusal güvenlik kurulu gibi bir toplantıda Diyor ki şeye CIA'ya ya diyor gidin diyor bu şeyle diyor konuşun diyor e, ile. Koyun bıçağı Amerika'ya getirin diyor. Onunla görüşmek istiyorum diyor. Diyor ki ne görüşeceksin ya bu, adam bizim düşmanımız. Diyor ki ben ona diyeceğim ki ya boş ver bu gürültü patırtı yapmayı böyle daylanmayı. Ben sana para vereyim şunu yapayım bunu yapayım. Senin ülken zaten varlıkları olan geliri olan bir ülke. Ben de destek olayım. Zenginleş, zenginleş halkın da sana zenginleştiği için daha çok e, bağlanır. Boşu boşuna diyor böyle gerilim savaşmamış olmasın diyor. Yapmıyorlar bunu. Şimdi onun bakışı böyle yani bir şekilde ticarethane gibi bakıyor meseleye. Bir şekilde o zaman parayı veririm, parayı alırım, imkan sağlarım, bilmem ne yaparım falan filan. Yani savaşmaktansa diyalogla, e, ya bu söylediğim gerçektir yani uydurmuyorum yani. E, bunu bilenler de var. Bilen çok insan var. E, bu adamı istemiyorlar Amerika'da. Çünkü Amerika'nın başka bir sistemi var ve bu sistem kurgulanmış. Clinton da bu sistemin içinde. Yani hani demokratlar daha barışçı falan filan. Hiç böyle bir şey yok Amerika'da. Demokratlar daha barışçı olduğu da yalan. Hiç böyle bir şey yok. Ee, tam aksine bundan içerisinde Amerika'nın alışına geldik politikasının dışında davranmayı düşünen tek kişi Trump. Ve bu Trump'ı halk destekliyor. Halk desteklediği için de şu anda Cumhuriyetçilerin adayı. Ama başına türlü çorap örülür mü? Örüle, örülebilir. Seçime girmesini engellemek için her şey yaparlar. Zaten Türkiye'yi de sürekli ekonomisiyle tehdit ediyordu hatırlarsın. O öyle yani o öyle silahdan şundan bundan bahsetmiyor. Ekonomi para verelim, para alalım. İşte ben sen bunu yaparsan ben sana destek olurum. Sen bunu yapmazsan ben seni parasal olarak sıkıştırırım falan diyen ekonomik güçle iş kotarmaya çalışan değişik bir adam. Şeye ne oldu Fatih Bey? Kamala Harris e ne oldu? Vallahi çok arip. Yani o çünkü Biden'ın Herkes şöyle düşünüyordu hatırlarsan. Yani Biden işe yaramaz ama Kamala Harris arkadan yönetecek ve işte esas başkan Kamala Harris olacak diye. Belki bilmediğimiz bir takım yerlerde Kamala Harris'in böyle bir etkisi vardır ama ben şu ana kadar Kamala Harris kadar ortada görünmeyen bir Amerikan Başkan Yerimlisi görmedim. Yani her Başkan Yerimlisi bir yerlere gider, bir şeyler yapar, görüşür, gelir gider falan filandı. Kamala Harris... Ortada yok. Bazen diyor ki acaba böyle bir insan yoktu da biz rüya mı gördük? Yani olmayan birini mi başka birisi yaptar yani. Nasıl ki adam havaya tokalaşıyorsa adamın yardımcısı da acaba yok mu böyle? Yani sadece kağıt üstünde var olan biri mi diye. Çünkü mesela Türkiye'ye mesela şey gelmiyor. Biden gelmiyor gelme niyeti yok. Veya Biden e, Türk yetkililerle de görüşmüyor. Amerika'ya davet etmiyor. Ama mesela hani Kamala Harris en azından bir Türkiye'ye gelir mi? mesela Biden başka yerlere Türkiye'ye gelip gidiyordu. E, Kamala Harris de bir Türkiye'ye niye gelmiyor falan. Hiç bunları ben çözebilmiş değilim yani. Bir, bir garip bir durum var e, orada. Herkesi düşünüyordu. Biden görevdeyken ölür, Kamala Harris'e geçer görev falan diyorlardı. Öyle bir şey de olmadı. Ama hakikaten ben merak ediyorum bu Kamala Harris var mı yok mu ya? Nerede? Değil mi? Hiç ortada yok kadın. Ve ilk şeylerde, yani Biden seçilirken kampanyasında şey falan hep yan yana fotoğraf veriyorlardı. Hep vardı, hep ortadaydı. Epey bir de anda, Bir anda sonra... Kayboldu. Kayboldu, çok ilginç. Fatih Bey, Amerika Birleşik Devletleri demişken F-16 anlaşması Türkiye'ye onaylandı. Biden biliyorsunuz mektup yazmıştı. Kongrebi yazmıştı. Ama aynı anda Yunanistan'a F-35 satışı da onaylanmış. Evet. Yani ben burada hem bir mesaj görüyorum aslında, belki... Herkes görüyor mu insanlar için öyle mi ama benim için aynı zamanda bu rahatsız ediciydi yani. Size F-16, onlara F-35 gibi bir şey anladım. Siz evet. nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi birincisi daha onaylanmadı. Daha kongreye gidecek. Ee, yani daha eller kalkacak, eller inecek. Orada onaylanmasın diyen de bir güçlü bir lobiden var. Ee, bu lobinin etkisini kırmak için. O lobide büyük ihtimalle Rum lobisi ve Ermeni lobisi de etkin ol, e, olacaktı. Hatta belki son siyasi konumlanmadan ötürü belki Yahudi lobisi de etkili ol, olacaktır orada. Bu üç lobi Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışabilirler hala. Ee, devletin Amerikan devletinin ve başkanın e, ve hükümetin tavrına rağmen. Ama herhalde onu bir şekilde aşacaktır Amerika diye düşünüyorum çünkü bu konuda söz verdi. Ama henüz daha tam yüzde yüz onaylanmış değil. Hükümet onayladı. Şu anda eller kalkacak. Tabii Türkiye'de iktidar yanlısı kalemler ve televizyon yorumcuları tam anlamıyla madara oldular. Niye? Çünkü Erdoğan imzadığında ya meclisten geçmeyecek o laf olsun niye imzalıyor dediler. Sonra meclisten geçince dediler ki ya meclisten geçtiğine bakmayın Erdoğan bunu biraz bekletir. Karşı tarafın tavrını görür falan dediler. Erdoğan önüne geldiği anda da zıp diye imzaladı. Şimdi birincisi onlar bir madara oldu zaten. Dönelim öbür tarafa Amerikan e, tarafına. Aynen dediğin gibi bize F-16'lar onlara F-35'ler. Bunun bu kararın doğal sunucu ne olur? Onu birazdan söyleyeceğim. F-35 ile F-16. Biz başından beri içinde olduğumuz yani proje aşamasında yani fikir aşamasındayken içinde olduğumuz ve bugün o güne kadar da içinde olduğumuz güne kadar da sürekli parasını ödediğimiz bir uçak projesinden, bir savaş uçağı projesinden S-400 rezaleti nedeniyle şutlandık. Ve artık Türkiye bundan hiç bahsetmiyor. Kardeşim niye bahsetmiyoruz? Biz niye hakkımız olan bir şeyin peşinde Niye istemiyoruz? Bunu anlamak mümkün değil. Buna mukabil bu projenin içinde asla olmamış, bizim gibi başında bu projenin içine girmemiş olan Yunanistan, birdenbire F-35 sahibi oluverdi. Bize ise f 16dır Şimdi iki uçak arasında çok temel farklar var. Bunlardan bir tanesi şu. Birisi dördüncü nesil uçak, birisi 5. nesil uçak. Aralarında da yaklaşık 35 senelik bir teknoloji farkı var. Yani F-16 1970'lerin başında uçmaya başlamış bir uçak. Bu ise 2010'ların ortasında uçmaya başlamış. Hatta sonuna doğru uçmaya başlamış bir uçak. Aralarında 30-40 seneye yaklaşan 35 senelik bir zaman farkı şöyle söyleyeyim. Yani bu neye tekabül eder? F-16'lar çıktığında bilgisayarlar, senin telefonun kadar, telefonunun işlem hacmi kadar bilgisayarlar bu oda büyüklüğündeydi. Biz Boğaziçi'de talebeyken bir tane bilgisayar vardı, o bilgisayarı kullanmak için kart delerdik. Bir tane de printer vardı. F-16'lar piyasaya çıktığında, Türkiye F-16 projesine dahil olduğunda, F-16'ları aldığında. Bugün o bilgisayar senin telefonunda. Yani iki uçak arasındaki dönem farkı böyle bir fark. Daha bir sürü örnek veririz de. Şöyle söyleyeyim. Bir tanesi 1970 model Ford Taunus veyahut da Ford Taunus veya benzer bir şeyde. Diğeri 2020 model Mercedes EQS Toyota LS'deyse en gelişmiş bir şeye sahip. Yani bu iki, ikisi arasındaki fark kadar fark var. Yani düşün şimdi. Sana diyorlar ki otomobil yarışı var. Tamam. Bana ben Türk'üm. 1970 model. Ford Taunus 2 litre e, hatta 1.6 motorlu. <laughs> sana da diyorlar ki al babacığım sana 600 beygirlik Mercedes EQS. Tamam Ve piste çıkıyoruz yarışacağız. Fark bu kadar basit. Bak iki uçak arasında. F-16'lar var işte. Dogfight'te F-16'lar daha iyi. Bunu söyleyenler var, dinliyorum televizyonlarda. Kardeşim, F-16 ile F-35 dogfight yapmaz. Çünkü F-35 bir dogfight uçağı değil. F-35, F-16 kendi gene dogfight yapmaya kalkarsa daha F-35'i F-16 görmeden F-16, F-35, F-16'yı düşürür. Yanına gelmesine gerek yok. Dogfight yapmasına gerek yok. Uzaktan görür, Radarlarının arasındaki menzil farkı bile korkunç. Bak F-16 kötü bir uçak demiyorum. F-16 4. nesil, dördüncü jenerasyon uçakların en iyilerinden, en pratiklerinden, en kullanışlarından ve en uzun süre serviste kalmıştan bir tanesi. Ama eski model. Eski. Ha, i̇yileştirilmiş evet. Bilgisayarı geliştirilmiş. birisi de, birisinin artık çok gelişmiş bir bilgisayar var F-16'nın. Ama öbürü uçan bilgisayar. Aralarında Pek çok açıdan fark var. F-35 ne deniyor buna? Uçan kumanda modülü deniyor. Niye? Çünkü o kadar gelişmiş bir bilgisayar sistemi var ki aynı anda pek çok yerle haberleşebiliyor. Ee, yanında aşağıda uçan dronları, insan hava araçları kontrol edebiliyor. Yani bir, bir savaşı bir uçaktan, bir hava savaşı tek bir uçaktan yönetebiliyorsun. Şimdi Yunanistan'a verdikleri uçak bu. Bize verdikleri ise bildiğimiz eski F-16'ların biraz gelişmişi, biraz modifiye edilmiş. Herkes fiyatlara da takılmış. Takılınmayacak gibi değil. Türkiye 40 tane yeni Blok 70 F-16 ve elimizdeki eski F-16'ların moderniz modernizasyon kitleri için geçen gün söylemiştik yaklaşık 22 milyar dolar bir para ödeyecek. Şey ise Yunanistan ise 8,5 milyar dolara 40 tane F-35 alıyor. Şimdi F-16 şu anda dünyadaki en ucuz savaş uçaklarından bir tanesi. F-16'nın liste fiyatı 60-65 milyon dolar civarında beheri. F-35 ise şu anda dünyadaki en pahalı uçak. Tanesi 170 milyon dolarlar civarında. Bu fiyatlar düşsün diye uğraşılıyor ama üretim çok artmadığı için fiyatlar çok da düşemiyor. Yani bir F-16 bir F35 3 F16 fiyatına. Bundan hemen onlar bizden daha ucuza e, alıyorlar ama büyük ihtimalle bizimkinde bir sürü yedek parça, şubu falan filan var. Mühimmatlar falan da vardır. Yani o yüzden hani orada bir acayiplik olmaz. Yani o da bir kazık yemeyiz. E, eğer ortada çok acayip bizim bilmediğimiz bir takım ismi lazım diye konular dönmüyorsa. Yani bir avantalara falan söz konusu değilse. Ki herhalde böyle bir şey de ol, olamaz diye düşünüyorum. Çok e, bilinen şeyler bunlar çünkü. Ancak bir de şu var. Bu F-35'ler Yunanistan'ı batırır. Niye? Çünkü F-35'ler operasyonel olarak şu anda hala çok pahalı ve kullanan hava kuvvetlerine ciddi maliyet getiren e, uçaklar. O yüzden Yunanistan ciddi bir bela alıyor başına bir yandan da baktığın zaman ama şu da bir gerçek ki artık Yunanistan Ege'de bize oranla çok çok daha hakim bir pozisyona geçiyor. Niye? Bir. 40 tane F-35 Yunanistan'a büyük bir avantaj sağlar Ege'de. Yani 40 F-35 200 tane F-16'ya yeğdir. Ayrıca da denizde de Amerika Amerikan donanması ile beraber hareket ediyorlar. Bu durumda ben rahmetli Süleyman Demir'i hatırlarım. Demir'in bir lafı vardı. Siz daha doğmadan önce 1970'lerde. İşte o sırada da yine böyle bir şey var, bir e, Ege krizleri var. Sürekli olarak Yunanistan Türkiye arasında ve herkes Amerika'da o sıra bir denge gözetiyor. İşte Türkiye 100, Türkiye'ye 100 silah veriyorsa şey Yunanistan'a 70 silah veriyor. 100'e 70 dengesi ki bu denge aslında Türkiye'nin aleyhine bir denge olmasına rağmen böyle yapıyordu e, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu denge tamamen bozulmuş oluyor. İki nedenle bozulmuş oluyor. Bir, silahları daha üstün. İki, bizim alacağımız F-16'larla ilgili olarak bir şart var. Bir şerh var senin dediğin gibi. Bu şerh diyor ki bu F-16'ları Türkiye Ege'de Yunanistan'a karşı kullanamaz. Bu F-16'ları Türkiye Sur Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde kullanamaz. Nerede kullanacağız biz bunları? Biz bunları mesela Konya'da, Antalya'da, Alanya'da, İstanbul'da, Yozgat, Tokat'da mı kullanacağız? Bir de böyle bir durum var ortada. Ha dönersek Demirel'e. Demirel'in o zaman bir lafı vardı. O zaman Türkiye'de şöyle eleştiriler çıkıyordu Demirel hükümetine karşı. Ege artık bir Yunan gölü oldu diye. Çünkü Türkiye etkisini kaybediyordu falan. Daha e, Yunanistan yanlısıydı Amerikan tavrı. Demirel şöyle bir beyanatta bulunmuştu. Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh Ege bir göl değildir diyor. Şimdi Amerika'nın bu yeni yapmış olduğu, yaklaşımda yeni sergilemiş olduğu yaklaşımda artık Ege bir Yunan gölüdür ve Türkiye büyük bir dış politika başarısızlığıyla karşı karşıya. Yani bir Rus uçağını düşürerek arkasından bir S-400 almak zorunda kalarak S-400 bataryaları. Bu S-400'ler bahane edilerek F-35 projesinden çıkarılarak ve daha sonra da F-35 projesine yeniden giremeyerek ve zor bela İsveç'in NATO'ya kabulünü onaylayarak f 16 razı olarak Türkiye büyük bir dış politika golü yemiştir. Bu aynı zamanda bir güvenlik golüdür de. Allah korusun. Bizim zaten Yunanistan'a savaşacak falan bir halimiz yok. Ee, Yunanistan bizde ne biz Yunanistan'da ne biz Yunanistan bizde savaşır da ama sonuç olarak kağıt üzerinde risk olarak Türkiye bugün sıkıntılı bir dönemdedir. O büyük Türkiye çok güçlü. Ho ho dedikleri. Türkiye işte budur. Suat Bey geçenlerde bir e, video yayınlanmıştı. F35 test pilotu bir açıklama yapıyordu. F16'larla karşılaştırıyordu. Hemen hemen sizin söylediklerinize çok benzer şeyler söyledim. Zaten ben bu uçaklardan bir tek F-16'yı kullandım. F-35'i henüz daha nasıl bir olmadı. Ee, Yaşım da geçti <laughs> artık bana F-35 kullandırmazlar herhalde. Ama şöyle söyleyeyim. Ben de bunları zaten kullanarak söylemedim. Ben de bunu açık kaynaklardan bu iki uçağı karşılaştıran uluslararası yayınlardan söylüyorum. Hatta bir sivil havacılık yayında şöyle bir şey okudum. Bu iki uçağı karşılaştırmak bile F-35'e hakaret, F-16'ya ise büyük bir iltifattır diyor karşılaştırabilir şeyler değil yani. Çünkü nesilleri de farklı zaten. Bambaşka iki şey. Peki Fatih Bey şey olma ihtimali var mı? Biz yani sadece 5. nesil savaş uçağı şu an Amerika'nın tek elinde değil. Rusya'da da var, Çin'de de var. Ve hala geliştiriliyorlar. Evet geliştiriyorlar. Bizim farklı bir yerden 5. nesil savaş uçağı edinmemiz imkan dahilinde. Şimdi bunu ben yıllar önce bu epey bir zaman önce bunu e, yazdım zaten. Yani işte Rusların e, SU-57'si var. Sukoylar e, şeyinde Çinlerin de J-20 diye yanlış bilmiyorsam. y-20, 20 20. J-20'leri J20 var. Türkiye bu uçakları da alabilir mi? Alabilir elbette. Ama bu uçaklar da yok ki ortada. Yani şeyin e, Sukoy 57'ler, e, SU-57'ler şu anda operasyon olarak bildiğimiz kadarıyla Rus ordusunda da henüz daha tam anlamıyla servise alınmış değil. E, şey Çin de kendi uçağını hala geliştiriyor. O da şu anda operasyonel bir vaziyette değil. Yani var ellerinde bu uçaklardan ama tam anlamıyla güvenilir uçaklar değil. Bu birincisi. İkincisi, bu uçak şey değil ki. Yani ben işte düne kadar BMW kullanıyordum. Bugün Mercedes'e geçeyim ya da işte ya Ford'dan sıkıldım Opel'e geçeyim falan diye bir şey değil bu yani. Veya işte Peugeot'a geçeyim diye bir şey değil bu. Her şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Sen bir bloktasın. Yani sen bir NATO ülkesi bu NATO ülkesinin belli standartları var. Senin eğitiminde ona göre, yedek parçanda ona göre, silahlarında her şeyin ona göre. Şimdi ya bende biraz o olsun, biraz bu olsun, biraz Rusya'dan alayım, biraz Çin'den Böyle bir şey yapamıyorsun. Yani bu hani e, otomobil koleksiyonu yapıyorum işte birkaç Ferrari, 3-5 Lamborghini, birkaç tane de e, Bentley falan olsun diye bir şey yok yani. Veya yani McLaren olsun diye bir şey yok. Ya onlardan olacak ya onlardan olacak. Çünkü bu bir savaş mekanizması. Bu bir koleksiyon değil uçak koleksiyonu yapsaydık dediğin doğru. Onu da al, onu da al. Bir, bir diğer nokta, senin bağlı olduğun blok var. Yani O bloğunda şimdi S-400 aldık Aldıktan diye kıyamet aldık. kopuyor. Bir de SU olsak ne olacak? O zaman NATO'dan çıkman gerekecek. O zaman bütün silah sistemlerinin, yani 70 yıllık silah sistemlerinin tamamı değiştirmen gerekecek. Ancak sorduğun sorudan şunu söylemek mümkün şimdi. Başka etaletler var mesela. Beşinci nesil olmayan ama dört buçuğuncu nesil falan de denilen Eurofighter'lar var. Türkiye Eurofighter almak istediğini de açıkladı biliyorsun. Evet. Neyi aldık? Alamadık. Alamadık. Çünkü onu da vermediler. Yani bizim NATO ortağı müttefiklerimiz bize bu silahları vermiyorlar. Şu anda bizim beşinci nesil uçağı sahip olmamızın en olası yolu gibi görünen... E, TUSAŞ'ın ya da eski adıyla taynin üretmeyi planladığı Milli Muharip Uçak MMU. Ancak bunun da motorunu yapamıyoruz henüz daha. Bunu alsak da motoru için yine işte Amerika'ya, İngiltere'ye motor üreten ülkelerden bir tanesine ihtiyacımız e, var. Şu anda orada elimizde bulunan e, Amerika'nın bize vermiş olduğu az sayıda General Electric motorları kullanabiliyoruz ama seri üretime geçtiğimiz zaman bu motorları verirler mi vermezler mi? Uçağa vermeye motoru niye versin ki? Şu anda da işte yine bildiğimiz kadarıyla Tayin'in böyle bir motor geliştirme projesi var. Bir motor fabrikası kurulacaktı Çanakkale'de. Rolls-Royce'la Kale grubunun ortaklaşa ancak daha sonra Türkiye'nin bu işe Katar'ı da ortak etmek istemesi nedeniyle İngilizler Katar varsa biz yokuz deyip çekip gittiler. Onda o fabrika da zaten suya düştü. Bunu da biliyoruz. Fas Bey yine yerel seçimlere dönüyorum. Bitti mi silah meselesi? Silah meselesi Amerika dünya gündemi bitti. Özgür Özel ilan edilen adaylardan hiçbirisini geri çekmeyeceklerini açıkladı. Hı hı. Aynı zamanda hala İzmir için bir aday da açıklamadılar. Geri çekmeyeceğiz dediği muhtemelen şey Hatay adayı. Çünkü onunla ilgili tartışmalar sürüyor. Ancak çekmeyecekler. Hatay'ı kaybederler mi? Muhtemelen kaybedebilir CHP Hatay'ı. Çünkü CHP seçmeninde sıkı bir tepki olduğunu biliyoruz. Ama belli de olmaz. Belki AK Parti seçmenin olanlardan Çıkabilir ama Cumhurbaşkanı seçimlerinde hatırladığımız kadarıyla, daha doğrusu şey yere genel seçimlerde Hatay'da AK Parti önde tamamlamıştı seçimi. Mevcut belediye başkanı adayı bunu değiştirir mi? Bilemiyorum, pek değiştirebilir gibi görünmüyor kulağımıza gelenlere göre. Ancak bunu bizim önceden bilmemiz mümkün değil. Sandıktan ne çıkacağını kimse genelde bilemiyor. Gerçi biz artık biliniyor biraz ama bilenler oluyor ya da en azından. İzmir ise bir felakete doğru gidiyor. Şu açıdan felakete doğru gidiyor. İzmir artık CHP içerisinde ciddi bir çatlak haline geldi. Yani şimdi de bir başka e, tartışma var. İzmir'de aday gösterilecek olan kişinin e, o beş müteahhitin en ünlülerinden e, Mehmet Cengiz'in Cengiz'e yakın olan, Mehmet Cengiz'den ihale almış, iş almış bir müteahhide, bir belediye başkanına büyükşehir aday göstereceği söylüyor. Bu içeride de CHP içerisinde bayağı bir gürültü patırtı koparmış durumda. Vallahi ben anlamıyorum yani. Eğer bu kadar kararsızsınız, kardeşim gösterin eski başkanı, devam edin gidin. Yani şimdi Antalya'da bütün gürültülere, bütün yıpranmışına rağmen Muhittin Böceği göster, gösterdiniz. Hani göster onların bileceği şey bizim bizim karışacağımız bir şey değil de ya yani böceği gösterdiyseniz İzmir'de de Tunç Soyer'i haydi haydi gösterebilirsiniz. Yani sonuçta Tunç Soyer'le ile ilgili eleştiriler para yedi onu yaptı bunu yaptı falan değil ki Tunç Soyer'le ilgili eleştiriler yeterince iş yapmadı söyleniyor. Fakat proje bazında baktığın zaman da Tunç Soyer söz verdiği projelerin büyük bölümünü yapmış. Evet bazılarını yapamamış. Ama büyük bölümde yapmış bir adam. Ee, bir Akçeli bir şey de yok hakkında hani... Ya şunu iş şöyle yaptı, bunu böyle yaptı, bilmem ne yaptı denecek de, 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 de bir hali de yok. Tunç Bey'i tanıyoruz da yıllardan beri. Düzgün de e, bir adam. Madem bulamıyorsun... Yürü git abi, yap. Ya, devam et yani. Kırık değilse tamir etme derler ya. E, kırık değilse tamire gerek yok. Yürü git. Bu kadar ortalığı karışımına falan bir manası yok. Ama bir şey söylemek istiyorum. Sen soruların arasında var mı yok mu bilmiyorum. bunu soracak mısın? Ben, sen sormayacaksan da ben söylemiş olayım. Soruların arasında varsa sormaz. <laughs> Şimdi bu CHP yönetiminin bu seçim sürecinde aday belirlemekte yaptığı pek çok yanlışı rağmen ya bir tane doğrusu var ki alkışlıyorum. Ne o biliyor musun? Nedir <laughs> Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'yi aday göstermemek. Soracaktım. Soracak mı? <laughs> Kardeşim, bu CHP yönetimini bu kararından dolayı alkışlıyorum. Çünkü bu battal il gezdi. Gerçekten benim açımdan baktığın zaman CHP üzerinde bir kabus gibiydi. Ben Habertürk Gazetesi'ni kurduğum 2009 yılından da, da bu beyefendiyle ilgili yaptığımız haberlerin haddi hesabı nişanlısını işte sağlık sağlık il, ilçe sağlık müdürü yapmak. Sonra nişan ev, on, kişi sonra onu milletvekili yapmak falan. Şimdi böyle abuk sabuk bir durum vardı ortada ve hakkındaki iddiaları şunların bunların da ardı arkası kesilmiyordu. Şimdi bunlardan bir tane Beşiktaş da vardı. Ee, işte bilmem ne sipahi falan, Şimdi çok da detayına girmeyeyim. Bir de o vardı. Abi yani CHP'nin bu durumdan kurtulmuş olmasından, ne diyeyim yani bu hanedanlıktan kurtulmuş olmasından, en azından kurtulmak için bir adım atmış olmasından dolayı ben kendi adıma çok mutluyum. Yani çünkü bak Ankara'da Melih Gökçe için ne söyleniyorsa fazlası yani farklı koşullarla tabii ama fazlası bu beyefendi için geçerli. Ya böyle bir şey olur mu yani? Kendisi belediye başkanı, eşi, parti bilmem nesi, o milletvekili falandı filandı. Ne o? CHP. Ya gidin işiniz Allah aşkına. Yani şu ana kadar yapmış oldukları en benim açımdan pozitif iş bu iştir. Helal olsun kim kendisine aday göstermeliyse. Zaten göstermemekte ne kadar haklı olduklarını şudur anlıyoruz. 20 sene belediye başkanı yapmış bu vatandaş aday gösterilmediği gün partisinden istifa ederek CHP'ye ağır sözlerle de saldırdı. Yani tıynetini de ortaya koydu. Ya bu tıynetli ev adamın 20 sene orada belediye başkanı yapmış olması da ayrıca CHP'nin büyük bir ayıbıdır. Ve geçmişte de aday olsam da olmasam da CHP için çalışacağım dedi yani. Demiş mi böyle bir şey? Demiş. Demiştir abi. Ne olacak işte? Ya aslında bunun yakışacağı parti var da git almazlar ona. <laughs> demiş mi, demiş. Ama değiştirdin. <laughs> Fikir değiştirdin. Fikirler değişir değil mi? Fatih Bey diğer bir konu Memleket Partisi Muharrem İnce. Açıkçası ben CHP ile çok kolay bir şekilde anlaşabileceklerini düşünüyordum. Öyle bir hava vardı hakikaten. Ama anlaşamadılar. hatta Muharrem İnce şey dedi. diğer partilerle işte seçim zamanında, cumhurbaşkanlığı zamanında milletvekilleri dağıttınız. Hani biz bir ilçe istedik, <laughs> biz hayır dediniz gibi bir yere getirdi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Vallahi çok garime gitti. Yani garime gittiken ben bu anlaşacaklarını kesin gözüne bakıyordum. Çünkü biliyorsun Muharrem İnce, İrb İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla görüşmüş, senin için ne yapabilirim falan diye sormuştu. Ve çok yakın bir ilişkiler vardı. Sanki Muharrem İnce partiye geri dönecek gibi bir hal oluşmuştu. Fakat uzlaşamamışlar. Uzlaşamamalarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, kişinin yaptığı açıklama Deniz Yücel miydi? Galiba yeni sözcüğün adını tam, hatırlamıyorum. E, açıklama doğru ise eğer İzmir'de bir e, ilçe belediye başkanlığı işte bazı illerde belediye meclis üyeleri falan filan istemiş. E az istemiş. Bence de az istemiş. Yani ne var ki bunda? Bir işbirliği yapıyorsan yani ne, 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 ne? İş birliği yapıyoruz. E, siz ne dersiniz o olsun ben size destekleyeceğim. Niye o da bir parti, o da bir siyasetçi. Bir şey isteyecek elbette yani ne yapacak yani. Değil mi? Haksız mı? Yanlış mı düşünüyorum? Ben aynı şeyi düşünüyorum. Yani bir, bir, bir ilçe, ilçe... belediye başkanı istediyse çok az istemiş. Yani. Ben, ben olsa mesela İstanbul'da iki ilçe belediye başkanı isterdim yani. Pazarlığı az tutmuş yani. Hakikaten az tutmuş. Ya hatası odur büyük ihtimalle Muharrem Bey'inde. Yani şunu diyebilirsin. Ya biz onları verseydik de başka şey diyecek. Yani onun niyeti anlaşmak değildi dersen anlarım bunu da. Bunu da bilemeyiz yani. Ben bilemem. Yani eğer söylediğiniz gibi yani bunları istediyse ve siz vermediyseniz e, ben ne diyeyim abi? Yani devaya ver, geleceğe ver, ona ver, buna ver. E, oraya geldim verme. Atla deve de bir şey istememiş gerçekten yani. E, ben olsam sabahtan ve akşam verirdim yani. Niye vermemişler, neden vermemişler? Yani düşünüyorum acaba Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri kaybetmek için mi uğraşıyor diye de düşün, düşünmüyor değilim yani. Vallahi düşünüyorum. Yani çünkü bu kadar yanlış yapmak ancak öyle olur yani. Ya bir puansa memleket partisi yine değer, iki puansa yine değer, üç puansa haydi haydi değer. Ne oluyor abi? Versen ne olur bir ilçeyi bir yerde? Yani bir de Sonuçta ama CHP'ler şey enteresan abi. Küçük olsun hatta olmasın ama bizim olsun. Bak bu memleketin gelmiş olduğu bu durumdan herkes kadar CHP'de sorun. herkesden fazla CHP sorumlu. Yani iktidar zaten sorumlu da ona bir şey diyeceğimiz yok ama CHP'nin de bu yaptıklarının yani belli ki ya bu CHP yöneticilerinin de ne vatan ne millet ne bizim önceliklerimiz umurlarında bile değil. Onların kendilerine ait bir ajandaları var. Diyorum ya ben hep Büyük holding, küçük holding, daha küçük holding. Ya bunların Türkiye, sen, ben, bizim düşündüklerimiz, bizim önceliklerimiz, Cumhuriyet, demokrasi, Atatürk, ilke, laiklik, demok bir tanesi hiçbir numarada değil. Hepsinin derdi benim olsun, küçük olsun, hatta olmasa da benim olsun, olsa da benim olsun. Böyle bir böyle bir tezgahın içerisinde de beğenip gidiyoruz Şeyi nasıl yorumluyorsunuz Fatih Bey? Şimdi İyi Parti'nin desteği yok. CHP'nin adaylarına. Yani karşılıklı çalışmayacaklar. CHP'nin de İYİ Parti'ye desteği yok. Şimdi Memleket Partisi ile yok. E Demle görüşüldü, bir şeyler oldu. Şimdi Başak Demirtaş'ın aday olması söz konusu Hı -hı. İstanbul'dan. Yani sanki böyle adım, adım adım, adım adım, adım adım. CHP yalnızlaştırıldı bu seçim konusunda. Ya da yalnız e bıraktı. Yani şey Şöyle söyleyeyim. Birincisi, belki, belki doğrusu, bilmiyorum bunu, yani. bilemeyiz bunu. Yani siyasetin normal akışına bırakmak belki de daha, yani daha iyi sonuç da verebilir. Ya da en azından da yani ne olacaksa olsun noktasına gidebilir. Çünkü baktığın zaman oldu, oldu falan. Böyle hep bir acayip şeyler oluyor. Yani yıllardır sürekli zavallı seçmen şey yapılıyor. Stratejik planlama yapmak zorunda kalıyor. İşte oraya vereyim onu. İşte hayatında HDP'ye oy verecek birileri oyla, AK Parti daha HDP paracı geçsin de AK Parti çok fazla oy diye HDP'ye oy veriyor, veriyor yani onu yakınlarına bile söyleyemiyor. İşte öbürü ona gidiyor falan böyle bir acayip şeyler olup duruyor. Belki de bundan kurtulmak ve bazen de hani golü yiyip tehlikeyi atlatmak en azından hani revanş için düşünürsün falan ya. Bazen daha iyidir belki. Bundan emin emin olamıyorum yani. Hep böyle olan öyle mi böyle mi falan diye düşünürüz ama bazen de hakikaten bırak ya su akışında gitsin diye. Ama bir yandan da baktığın zaman iktidarın da oyunu oynayış biçimi öylesine Zaman zaman çirkin ve bel altı vuruşlarla dolu ki olan diyorsun bu da bu kadar bu hani, bu hani onlar da oyunu düzgün oynamıyorlar diye bakıyorsun bir türlü düzgün oynamıyor bu oyun Türkiye'de yani açık söylemek gerekirse bir şey 12 Eylül arkasından işte bu 28 Şubat süreci falan Türkiye'de siyaseti çok fena garip bir yere taşıdı ve bir türlü oradan çıkamıyor yani hep böyle bir patinaj içerisinde siyaset. Bazen de belki hiç bunlara bakmadan ya benim canım şuna vermek istiyor diye vermek lazım belki. Vallahi bilemiyorum. Ya her seçim Çünkü her yapar. seçimde böyle kara kara evet. düşünmekten millete fenalık geldi ya. Onu versem yani düşünmemek çok iyi bir şey bak. Düşünmeden git at abi. Bana ne ya? Ben, ben seviyorum ver abicim yani. Böyle böyle bir kitle var biliyorsun. <laughs> Onda çok diyor. rahatlar. Ama böyle memnun, vatansever olan öyle yapmak böyle Öl, öyle zor ki. Öyle zorlanıyor ki insan. Hakikaten öyle. Ama yani şunu biliyorum ben. Seçmenin büyük bölümü özellikle iktidar tarafında da var böyle bir seçmen kitlesi ama o kadar fazla değil. Muhalefet tarafında özellikle CHP tarafında yahu kardeşim diye elim kırılsaydı diye oy verenler var. Hakikaten var. Çok var. Yani olan bunlara mı oy vereceğim diye 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 bunlara oy veren var yani. Düşünen seçmeni. Düşünmeyen seçmenin, yani her iki tarafta da çok kolay. Fatih Bey diğer bir aday Murat Kurum. Evet. Şimdi Murat Kurum zannediyorum bakanlıktan geldiği için şeylerini açıklarken, vaatlerini açıklarken böyle sanki hükümet açıklama yapıyormuş gibi bir şey seziyorum ya da hissediyorum. Evet. Şimdi de emeklilere yani İstanbul'daki emeklilere zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, 2500 TL her ay destek verecekler. Evet onu söyledi. <laughs> yani, Beteni de yaptı biliyorsun. Beteri? de şu, geçen gün e, sokakta e, bir ha, hanımefendiyle konuşuyor bir kadınla e, kadın e, şey olmuş saldırıya uğramış e, diyor ki merak etmeyin güven biz gelince diyor şehirler güvenli olacak diyor. Ben onu duyuncuydum gereği Cumhurbaşkanı galiba Murat Murat Kurum yani e, ve Türkiye'yi CHP ödüyor. AK Parti'nin e, Cumhurbaşkanı adayı olarak Murat Kurum kazanınca emeklere zam yapacak, şehirde de güvenli hale gelecek. Ya belediye başkanının bir şehir güvenliği ne alakası var? Yani belediye zabıtası silahlı dolaşıp da ortada şey mi yapıyor yani? Eğer şehirde bir güvenlik problemi varsa bu merkezi otoritenin, hükümetin sorunudur. Belediye başkanı ben gelince şehir güvenli olacak diyemez. Dememesi gerekir çünkü böyle bir yetkisi yok yani. Yani ne yapacak? Gecenin sokağa şey mi çıkaracak? Parti teşkilatından eli odunlu milisler mi çıkaracak? Ya bir, onu bir kere bu bir saçmadık. Ee, şeye gelince emekli maaşı hikayesine gelince bunu sadece Murat Kurum söylemedi biliyorsun. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok da aynı şeyi söyledi. Emeklileri düşünüyoruz e, diye. Ama ben sana söyleyeyim bak seçim yaklaştıkça emeklilere zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli. Çünkü emekliler arasında bir böyle bir şey olduğu, mırıldanma olduğu, bir keyifsizlik olduğu, emeklerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor. Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime bir hafta kala bir yüzde otuz, yüzde kırk zam daha yapılabilir yani. Ona hiç kuşkun olmasın. Ki bunu zaten daha önce söyledik yani. Şeylere de, bir de Fals Bey anladığım kadarıyla şeyin rahatsızlığının farkındalar. Ekonomik rahatsızlığın farkındalar. Bütün vaatler şeyle ilgili. Ona 10 bin TL vereceğiz, buna 2500 lira vereceğiz, evet. buraya para desteği vereceğiz. Yani e, merkezi hükümet sahip olan avantajı o yani. Seçim ekonomisi uygulayabiliyorsun. İster yerel, ister genel, ister cumhurbaşkanı nerede olursa olsun bir seçim ekonomisi uygulama şansları var. E böyle seçmen olunca da işleri kolay yani. Yani elle tutulur bir şey yok, proje yok yani. E çünkü projeyle gittikleri zaman sorular soruluyor. Bir, 25 sene bu kenti yönettiniz, bu projeleri niye o zaman yapmadınız? Sadece şu Ekrem İmamoğlu'nun iktidarda olduğu, yerel iktidarda olduğu 4 sene miydi bütün dert? İki, e kardeşim Ekrem İmamoğlu bunları yapacakken siz belediye meclislerinde, cumhurbaşkanlığında, bakanlıklarda bunları engellediniz. Üç, e Ekrem İmamoğlu fena işler yapmadı kardeşim noktasında olduğu için daha geniş, daha merkez hükümete dayalı e, vaatler veriyorlar. Şunu sana çok açık söyleyeyim bak. Bu yerel seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli yerlerdeki adayları ile veya işte İyi Parti'nin veya HDP'nin ya da demin neyse Cumhurbaşkanı Erdoğan arası. Her yerde şu anda artık geçmişteki kadar güçlü adaylar bulamadığı için AK Parti her yerde herkesin rakibi Erdoğan. Yani bu şey de İmamoğlu da Erdoğan'la yarışacak. Mansur Yavaş da Erdoğan. Her yerde Erdoğan sahneye çıkacak ve bütün gücünü kullanacak. Çünkü bu yerel seçimi almak, daha doğrusu bu yerel seçimde özellikle İstanbul'u almak, birkaç büyük kenti daha, Antalya'yı almak, Adana'yı almak istiyorlar. Bunun için de her şey yapacaklar. Fatih Bey, bir diğer konu sosyal medyada oldukça tartışıldı. YSK'nın oy pusulası çekilişiyle birlikte yine AK Parti'nin birinci sırada yer alması. Hı, hı İYİ Parti ikinci sırada CHP, 18'de MHP'de 31. sırada yer aldı. Hı hı. hı. Nasıl yorumluyorsunuz? Görüntüleri izlediniz mi? İzledim. Kaçıncı defa AK Parti? 2 iki, i̇kidir üst üste galiba değil mi? 2014 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan birinci sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani benim matematiğim o kadar kuvvetli değildir. Senin matematiğin daha iyidir. Yani iki, iki kere üst üste bile böyle bir durumun olması bayağı yüksek bir olasılık. Şimdi ben bunları bilemem. Yani ben benim ağzımdan yüksek seçim kuruluna karşı tek bir kelime alamazsın. Niye alamazsın? Çünkü ben geçmişte yüksek seçim kuruluna davalık oldum. Bu kurul değildi, başka bir kuruldu ama davalık oldum. O sırada avukatım Nevşin Mengü'nün babası rahmetli Şahin Mengü. Ankara'daki davalarıma o geliyor. Yüksek Seçim Kurulu beni dava etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi. Şahin Bey, Ölçün Yasin beni aradı. Dedi ki, Fatih'cim dedi, davamız var dedi. İlk ilk celsesinin gelmene gerek yok. İkinci celsede burada sen hazır bulunursun dedi. Bu ilk celsede dedi, işte taraflar iddialarını falan ortaya koyarlar. Ee, avukatlar konuşur, sen ikinci celse gelirsin, ifadeni verirsin dedi. Şahin abi dedi, sen geleyim vereyim dedim. Yok dedi, acelesi yok, bir dahaki celsede gelirsin. Dedi. İyi dedim, bu konuşasız. Sabah oluyor, Önce sonra demeyin. Fatih davayı kaybettik dedi. Dedik şahane birinci celse dedi. <laughs> dedi ki birinci celse. <laughs> dedim abi nasıl kaybettik? Vallahi ben de anlamadım dedi. Peki dedim ne olur abi dedim. Ya dedi, şimdi bu Yargıtay'a geçecek dedi. Zaten Yargıtay'da bir buçuk iki sene sürer dedim. İyi peki dedim kapattık telefonu. 15 gün sonra aradı Yargıtay'dan da <laughs> geçti, dedi. geçti. <laughs> dedi. Kaybettik dedi. <laughs> 11 tane hakime o zamanın parası 55 milyar lira. Yani bugünün parası 55 bin lira galiba. Ee, Tazminat ödemek zorunda kaldım. Hakaretten ötürü. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar hepsi hakim falan. Ha, yani hakimler hakimleri korudular ve gittik. O yüzden ben artık Yüksek Seçim Kurulu aleyhine tek kelime etmiyorum. Ama sana geçmişten hikayeler anlatabilirim. Şimdi siz yeni nesil olduğunuz için, özel sonrası gençler olduğunuz için bilmezsiniz. Eskiden Türkiye'de, tek elin sattığı sigaralar dışındaki bütün sigaralar kaçaktı. Yani sigara migara bulunmaz öyle. Yani bakkallara satılmazdı. Bunları ancak kaçakçılar satardı. Ve bunları da bir de pahalı olduğu için herkes alamazdı. Tombala sistemi vardı. Bilir misin tombala sistemi? Şöyle, adam, sigara diyelim ki 10 lira. Adama tombalacıya 1 lira verirsin. Böyle bir kart alırsın. Ka şey gibi ne denir? o yılbaşında oynanan Oyun gibi, ne, neydi onun adı? Tombala. Fişi gibi, şey gibi ama tek sıra böyle üstünde işte beş tane numara olur. Sen de torbadan böyle üç tane şey çekersin, böyle deniz kabuklarına pışırmış numaralar vardı. Bakarsın, tutarsa bir tanesi, bir liraya bir paket sigara alırsın. Ama genelde tutmaz. Tutmamasının sebebi şuydu. İzmir torba. Bir biz İzmir torbanı? İzmir torba şu. Şimdi sen fişi aldın. Şimdi torbanın içinde iki göz olur. Bir tarafta bir numaralar, bir tarafta bir numaralar. Sen fişi aldın, bakar adam oraya, senin numaralarına göre torbanın bir tarafını şey yapar, sen eline daldırdığında aslında taşların yarısını ulaşırsın. Ve böylelikle kazanma şansın iyiden iyi azalır, hatta sıfırlanır. Buna İzmir torba denirdi. Yani hileli torba. Elini sokarsın, senin kartındaki taşların olmadığı bölgeye sokarsın, öbürünü kapamıştır adam. Eskiden tombalada İzmir torba diye bir şey vardı. Kimse sigaraya ulaşamazdı. Sigara, <laughs> parayı kaptırırdı sigara da alamazdı. Kimse birinci sıraya ulaşamaz Fatih Bey. Neyse ben bir şey demedim. <laughs> İzmir torba diyorum. <laughs> Eskiler bilir bunu. Bizim gibi bey oğul çocukları bilir. <laughs> yani birinci sıra derken ben de tombala yapıyorsunuz, ilgisizsiniz. <laughs> onu kastettim. Ha, tabii, yani, tabii. tabii tabii. O bir Tabii tabii. Fatih Bey bir diğer konuda çok rahatsız edici bir şekilde gençlerde, çocuklarda çok fazla görüyoruz. Simit şeylerinden bahsediyorlar, ücretlerinden bahsediyorlar. He. Şimdi yine zam gelmiş simide. Ee, Ak, şöyle ko komik yani, trajikomik bir şey de olmuş. AK Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden bir şeyi satın almak istiyor. Simit tepsisini satın almak istiyor. Çıkarıyor 100 lira. Evet gördüm sevdiğim. Çocuk, simitçi çocuk, e, adayın olduğu yerde böyle bir simit satmaya çalışıyor. O da çocuğa kıyak yapmak için bütün tablasındaki simitleri satın aldığını söylüyor ve çocuğa çıkarıp 100 lira veriyor, değil mi? O. Evet. Evet. Ve tabii çocuk da doğal olarak şey diyor. Hani bize bile gelmiyor diyor. Hani bu almaz bunu gibi bir şey söylüyor. Zaten 100 liraya bu tablayı alamazsın diyor. diyor. Evet. Ve şey de çok eleştirildi. Yani halktan adam da kızmış de. Aa diyor bu. Beğenmedi diyor. Aynen. Ve... Zararına mı satsın sana? Ne yapsın çocuğun? Var orada 30 tane simit belki. Ya doğal olarak yine şey eleştirisi oldu. Yani halktan ve fiyatlardan hiç haberleri yok siyasilerimizin. Ee, öyle bakabilirsin. Şöyle bakabilirsin. Şöyle dediğim şu. Fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki insan Yani adam mesela simiti 5 lira olduğu zamanda kalmış olabilir. Birkaç ay içerisinde 5 liradan 15 liraya çıkınca simit adam fiyatı kaçırmış olabilir. Gerçekten öyle çünkü. Yani ben biliyorsun ben çok simit severim. Evet. Her sabah bir simit <gülüyor> yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben simit, simit ve üçgen peynirle bayılırım. Ee, simit, kalp e karperdi. Şimdi var mı öyle bir simit bir peynir bilmiyorum ama... E, e şimdi artık lavaş kiri falan diye bir şeyler var galiba. Neyse... E, ben simit fiyatını iyi biliyorum o yüzden. <laughs> Her sabah aldığım için. Ama... E, hakikaten o kadar hızlı arttı ki fiyatlar adamcağız bilmiyor olabilir. E, ama komik olan şu... Ya bir tabla simitin... 100 liradan fazla edeceğini en azından hissiyat olarak bilirsin değil mi? Yani, 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 bir de çocuğa madem kıyak yapıyorsun çıkar 500 lira ver de hani o yetmezse ulan amma pahalıymış simit falan dedi değil mi? Yani çocuğa 100 lira vererek kıyak yaptı. kıtip yani, özlüğün artık şeyi yani kıtip özlüğün a babası diyeyim yani. yani. Ucuza kapatma. Tam AK Parti taktiği. <laughs> Kendilerine geldi ve gelsin vermeye geldi mi yüzlük bir 500 çocuğa, bir rahatlasın çocuk. Hani bir de şey var ya hani ya bir de beğenmedi. beğenmedi <laughs> 100 lira be. <laughs> ya zarar lan mı tuvalete etsin çocuk? 20 lira. İş yemeğe 20 lira veriyorsun memlekette. Bir tabla simide 100 lira mı verilmiş? Fatih Bey simit konusu... E, çok izansız bir durum hakikaten. Ya böyle izansız bir nasıl aday yaparlar ya? Hakikaten çok izansız. Fatih Bey bu konu dışında son sorum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Twitter'dan bir şey paylaştı daha sonra da sildi. Tweet de şuydu. Babamdan kalan tarlayı sattım. Sana Bol'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz. Ama niye paylaşmış onu? Neye karşılık? Orayı size bırakmıştım Fatih Bey. Ha. Ee, bu son günlerde meşhur bir dizi var. ben hiç seyretmedim. Haberim de yok ama dizide bir pavyon sahnesi varmış ve Hazar Ergüçlü galiba değil mi? O, evet. Oyuncu Hazar Ergüçlü de orada pavyonda göbek atıyormuş. Tabii i̇şte 15-20 gündür sürekli bu konuşuluyor. İşte dans kursu açıldı, o oldu, bu oldu falan filan ee diye. Tanju Özcan da bu konuya dalmış. Şimdi bu tartışmaları bir anlamam mümkün değil. Yani bu, sanki sanırsın ki Türkiye hayatında ilk defa pavyonla tartışıyor. Tanju Özcan'a geleceğim merak etme. Ya, Türkiye'de pavyon meselesi yıllardan beri bilinen bir meseledir. Yani Türkiye'de iki türlü, illerde iki türlü pavyon vardır. Birincisi mesela İzmir falan gibi bazı şehirler ve galiba Bursa'da pavyonlara ailece gidilir. Yani biraz müzikolvari pavyonlardır onlar. Bir de mesela İstanbul gibi veya işte Anadolu'nun pek çok diğer şehri gibi şeyler vardır. Pavyonların tırnak içinde batakhaneyle eş değer görüldüğü yerler vardır. Bu pavyonların sadece erkeklerin gittiği ve eğlenmeye gittiği pavyonlarda işte öyle bir takım uygunsuz olaylar oldu söyle işte insanların işte konsomatistler vardır. Para masaya gider, içki içerler. Sonra seni sarhoş ederler. Sen büyük paralar yani işte çıkarken de dayak yersin, paranı alırlar, elinden çek senet falan filan. Ne böyle hikayeler de vardır. Pavyon konusu Türkiye'de yıllardan beri bilinen, üzerine çok gırgır yapılmış, ciddisi, şakası şuyla ile, ile bir meseledir ve ben bildiğim gibi Türkiye'nin sosyal hayatı içerisinde bir pavyon konusu geçer. Çok yaygın değildir ama belli kesim gider. Hatta şöyle şeyler hep konuşulurdu eskiden. Zannederim Tanju Özcan da ona atıfta bulunmak istemiş. Bu tırnak içinde zevzekçe tweet'i atarak. Niye zevzekçe diyorum? Çünkü ya kardeşim bir şeye de dahil olmaya. Yani bu meseleye ne, niye girmek? Yani konu popüler diye illa girmek zorunda mısın? O açıdan zevzekçe diyorum. Eskiden şöyle şey olurdu mesela. Keban Barajı yapılıyor. Keban Barajı yapılırken oradaki araziler kamulaştırılıyor. Ve kamulaştırma bedelleri de işte oradaki köylülere, arazi sahiplerine ödeniyor. Hemen o bölgede pavyonlar açılırdı ve o pavyonlara giderlerdi. O kamulaştırma bedelleri pavyonlarda harcanırdı. Yani dereden kalma, babadan kalma tarlayı satıp gidip devlete satıp pavyonda harcarlardı parayı. Zannederim Tanju Özcan o günlerin kültürel yaklaşımına bir e, gönderme yapmak istemiş ama bu sefer biraz batırmış işi. Biraz hoş olmamış. Yani, anlamsız bir şey. Ben gördüm. Gör, Görünce dedim ki yani... Daha neler Tanju yani ne, ne oluyor dedim. Hakikaten ses silmiş sonra zaten herhalde birileri uyarmış. Yani... Twitter işi tehlikeli. Birincisi insan bir... Bazen sinirle atıyorsun. İki... Bazıları da alkolle atıyor. Ben öyle sarhoş marhoşumun hayatında görmemişsindir. Kimse de görmüyor. sarhoş falan olmam ben. Alkolü tweet attığım falan değil ben sinirli atarım. Bir yanlışlık olur. Bazıları alkollü atar, bir ay açık olur. Tanju Bey'inki herhalde ikinci sınıfa e, giriyor. Neşelenmiş, gırgır olsun diye <laughs> yapmış ama e, hoş olmamış. <laughs> <Fahat> bir siyasetçinin <laughs> hoş olmamış. Diye <laughs> de o kadar da takılmam yani buna. ya zaten çok takılacak bir şey yok Fahat da hani biraz da şey, hani bu kadar da ne derler, siyaseti artık şımarık bir yerden şey yapmıyor evet, diye eleştirildi de. yani. Bence de. Fatih Bey de sorularım bu kadardı. Sağ olun Haftaya güzel bir başlangıç olur inşallah herkes açısından. Hafta sonunda gerek Esin Aydın Gözün gerekse Ömür Akkor'un röportajını herkes çok beğenmiş her ikisine de her ikisine de büyük sempati uyanmış ondan dolayı hem onlara hem de onları izleyenlere teşekkür ediyorum. Celal ve diğer hocalarla yaptığımız şey de yine çok izlendi ve daha da izlenmeye devam edecek o teke tek bilimdeki bildiğimdeki Türkiye'nin eğitim hamlesiyle ilgili, cumhuriyet ve eğitimle ilgili e, konuştuklarımız... E, eleştiri okudum, altta bazıları izlemede eleştiri yapmışlar e, zannediyorum. İşte eğitim bunlarla mı konuşulur, İşte eğitimin geleceği bunlar mı Biz eğitimin geleceğini konuşmadık. Biz eğitimin geçmişini ve cumhuriyet döneminde Atatürk nasıl bir eğitim politikası başlattı... ve bu niye akamete uğradı e, konuştuk. E, izlemeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz e, o yüzden. Ee, haftayı da iCrypex'in bize verdiği destekle bir kez daha e, başlatıyoruz ve herkese güzel, keyifli, herkesin işinin gücünün, e, sağlığının, yerinde olacağı bir hafta diliyoruz. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.